Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin âl ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak cumamızı, birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Rızası için bir araya gelişimiz dolayısıyla Yüce Rabbimiz sevdiği, seçtiği, razı olduğu kullarından eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, iman esaslarından bir tanesi de bilindiği üzere kıyamet gününe, ahiret gününe imandır. Ve bu ahirete iman mevzusu Kur'an-ı Kerim'de değerli kardeşlerim, Allah-u Teala'ya iman ile birlikte zikredilen, hani kim Allah-u Teala'ya ve ahiret gününe inanıyorsa, men âmene billahi vel yevmil âhiri, Allah'a inanan, ahiret gününe inanan kimseler için şunlar, şunlar, şunlar vardır. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerinde de bu çok geçer. Allah-u Teala'ya ve ahiret gününe inanan kimse, mesela ya komşusuna iyilik etsin, ya hayır söylesin, ya sussun, efendim misafirine ikram etsin gibi, Yüce Rabbimiz de, Efendimiz Aleyhisselam da bizim dünyadaki işlerimizi hep Allah-u Teala'ya iman, ahirete imanla ilişkilendirirler. Bu çok önemlidir. Bu şu demektir, bütün iman esaslarının temeli olan Allah-u Teala'ya iman, bunun demek ki o kadar önemli bir mevzu ki ahirete iman konusu, Rabbimize imanın hemen arkasından zikrediliyor. Hani takdir edersiniz ki çağımızda, dönemimizde maalesef ahirete imanın biraz zayıflaması, biraz daha pratik faydaların bize hoş geldiği bir dönemde yaşıyoruz. Hocam bir şey yapıyorsam kısa sürede bunun karşılığını alayım. Böyle bir beklenti var maalesef günümüzde. Şimdi özellikle gençlerimiz ne yapıyor? Diyor ki o bak filan babama bak diyor. Şu kadar maaş alıyor diyor. Filanca profesöre bak diyor. Şu kadar işte maaş alıyormuş diyor. Şu kadar imkanlar varmış. İyi de canım kardeşim, o insan o maaşı alana kadar, o imkanın sahibi olana kadar ne oldu? Başında saç kalmadı, simsiyah olan saçı sakalı bembeyaza döndü. Yani ödenen bir ne var orada? Bedel var, bir emek var. Bu emeği vermeden bir şeyi elde etme şansımız var mı? Yok. Bu dünyadayken böyle, ahirette de bu iş böyle. Dünyada cennetin bedelini ödemezsek kardeşlerim, cenneti istiyoruz hepimiz. Rabbimizin cemalini görmek istiyoruz. Bunun bir bedelinin ödenmesi lazım değil mi? Şimdi şehitlerimiz canlarıyla bu bedeli ödüyor. Gazilerimiz savaş meydanlarında canlarını tehlikeye atarak bu bedeli ödüyor. İlim ehli insanlar, evliyaullah her daim nefis mücadelesiyle, nefis diyor ki şunu yapacaksın, yanlış iş yaptırmak istiyor. Alimimiz, evliyamız ne diyor? Dur bakalım orada diyor. Senin sözün bende geçmez. Rabbimin emri neyse ben onu yapacağım. Yasağı neyse ondan kaçınacağım. Bu iş kolay bir iş değil. Hani hadis-i şerifin zayıf olduğu söyleniyor ama Efendimiz Aleyhisselam nefisle yapılan cihadın cihad-ı ekber olduğunu anlatıyor bize. En büyük cihad. Çünkü savaş meydanına indiniz. Kaç saat cihad ediyorsunuz? 3 saat, 5 saat, 3 gün, 5 gün, 15 gün. Bunun bir sonu var. Ama nefisle cihadın bir sonu yok ki. Ölene kadar bu cihat, bu mücadele devam ediyor, etmek zorunda kardeşlerim. O yüzden kıymetli kardeşlerim, ahirete iman biz Müslümanlar açısından, hatta bütün insanlık açısından son derece önemli bir mevzu. Ahirete varmadan önce bir defa bir kabir hayatını, berzah alemini hepimiz tecrübe edeceğiz. Şimdi berzah aleminde zaman zaman şu benzetmeyi yapıyorum. Anne karnında bir çocuğa biz desek ki oğlum, kızım, burası dünya. Dünyada güneş var. Burası aydınlık bir yer. Burada yaşayacaksın desek. Bize nedir? Ya der, böyle saçma şeyler söylemeyin. Yaşam yeri aydınlık olur mu? Anne karnında karanlık bir yerde yaşıyor çocuk değil mi? Desek ki dünyada oksijen var bak. Nefes almazsan 30 saniye 40 saniye nefes almazsan burada ölürsün desek. Ya öyle saçma şey olur mu der ya? Suyun içi, su olmadan hayat olur mu der? Anne karnında suyun içinde yaşıyor çocuk. Oksijen ne yani? De burada yemek yemen lazım, ekmek var, peynir var, zeytin var desek,
Bize de çok inanmaz herhalde. Şimdi kabir alemi de biraz buna benziyor. Kabir aleminde artık nefes alma yok. Kabir aleminde güneş yok. Kabir aleminde bizim yiyip içtiğimiz peynirimiz, zeytinimiz yok. Orası da farklı bir boyutta hepimizin misafiri olacağı. Çünkü küllü nefsin zâikatül mevt sümme ileynâ turcaun. Her nefis bir gün ölümü tadacak ve sonra bize döndürüleceksiniz. Bu ilahi ferman hepimiz için geçerli. Ağamıza da, paşamıza da, zenginimize, fakirimize, kadın, erkek, genç, yaşlı hiç fark etmez. Hepimiz ölümü tadacağız kardeşlerim. Kabir aleminin misafiri olacağız. Hocam şimdi bazıları diyor ki kabir azabı diye bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'de bunu açıkça dile getiren bir ayet yok. Ve akli bir takım çıkarımlar yapıyorlar. Ne yapıyor? Mesela diyor ki, ya düşünelim ki diyor, bir adam Adem babamızın döneminde vefat etmiş olsun. İşte 5 milyar sene sonra da kıyamet kopmuş olsun. Bir adam şimdi 5 milyar yıl kabirde duracak. Bir adam da düşünelim ki, efendim kıyamete 5 dakika kalası öldü veya kıyamette beraber öldü. Bu adam da 5 dakika kabir hayatı yaşayacak. Bu Allah'ın adaletine sığar mı diyor adam. Şimdi ne yaptık? Ölçüyü yine getirdik bizim matematiksel ölçülerimize. Efendim şu sadece zavallı, sınırlı aklımızın ölçülerine getirdik, dayandırdık kardeşlerim. Şimdi ben de diyorum ki acizane, bu kadar ayet-i kerimede kabir azabı ile ilgili işaretler varken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o işaretleri çok açık, net bir şekilde daha da detaylandırmışken, bir kabirden geçiyor mesela Efendimiz aleyhisselam, bu kabirde yatanların ki birisinin affedersiniz küçük abdestten sakınmadığı için kabir azabı çektiğini ifade ediyorlar. Diğer bir insanın da insanlar arasında laf götürüp getirmesi dolayısıyla kabir azabı çektiğini ifade ediyor Efendimiz. Bak bu kadar açık. Peki hocam deliliniz var mı, bir akli delil? Ben de diyorum ki şimdi bu gece rüya görenler vardır içimizde değil mi? Bu gece sabaha kadar bak rüyamızda bazen evleniyoruz, çoluk çocuk sahip oluyoruz, yıllarca işe gidiyoruz, yaşadığımız ev yıllarca o evin içerisinde yaşamış oluyoruz. Sabah uyandığımızda şunu biliyoruz ki bilimsel araştırmalar gösteriyor ki en uzun süren rüya 30 saniye, 40 saniye. 50 saniye rüya yok. 40 saniye rüya içerisinde doğuyoruz, büyüyoruz, yaşıyoruz, evleniyoruz, iş sahibi oluyoruz, çoluk çocuk sahibi oluyoruz. Tekrar dünyaya geliyoruz, 30 saniye geçmiş. Demek ki Rabbimize öyle bir zaman veya mekan sınırlaması yok kardeşim. Her nefis ölümü tadacak ve hepimiz kabir alemini tecrübe edeceğiz. Ve bu Rabbimizin adaletine de aykırı bir şey değildir kardeşlerim. Şimdi kıyamet günü, ahirette kıyamet günü denilen bir mahşer alanı, bir toplanma zamanı olacak. Efendim Rabbimiz buyuruyor ki يَوْمَ نَضْوِ السَّمَاءَ كَضَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا Failin. Enbiya suremizin 104. ayet-i kerimesi. O gün, yani kıyamet günü geldiğinde gökyüzünü böyle kitabı hani dürüp bükme vardır ya, bir kitabı elinize alırsınız şöyle dürüp bükersiniz. Aynı bu kitabı dürüp büküldüğü gibi biz de gökyüzünü katlayacağız buyuruyor Rabbimiz. Dürüp bükeceğiz. Ve onu ilk yaratıldığı haline döndüreceğiz. Efendim ve bu bizim bir vaadimizdir buyuruyor Rabbimiz. Bu olacak kardeşlerim. Ve bunu biz mutlaka yapacağız, yerine getireceğiz buyuruyor Rabbimiz. Tabii çok ayet-i kerimeler var. İzes semâun fadarat. Gökyüzü böyle dürüldüğü zaman. Ve izel kevâkibun tesarat. Efendim yıldızlar böyle saçılıp darmadağın bir hale geldiği zaman. El gâriatü mel gâriatü. Kâriya, kâriya nedir bilir misin? وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْقَارِيَةِ Kariyanın ne olduğunu biliyor musun ey Habibim? يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوسِ İnsanların pamuklar gibi, dağların pamuklar gibi atılıp da efendim insanların diriltileceği, insanların dağların böyle pamuk gibi atıldığı bir günde sıkıntıya düşeceği bir gündür. Bugün yaşanacak kardeşlerim. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ Her şey gelip geçicidir. وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ
Zülcelali vel ikram. Kalıcı olan, celal ve ikram sahibi olan Rabbinin zatıdır. Sadece Rabbimiz kalacak. Onun dışında her şey yok olacak. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ. Bu yine İnfitar suremizin son ayeti kerimesi. O gün kimse kimseye bir fayda sağlayamayacak. O gün buyruk, emir, iş tamamen Allah-u Teala'ya aittir. Hocam ne zaman kıyamet kopacak? Şimdi televizyonlarda bazen izliyoruz, görüyoruz. Efendim işte 3 gün sonra kıyamet geliyor. 2024 yılında, 2025 yılında, şu ayının şu gününde kıyamet geliyor. Ya böyle kehaneti, kehanetvari şeyleri bak. Efendimiz Aleyhisselam söylemiş mi bize, haber vermiş mi? Hayır. Ben kıyametle kardeşim buyuruyor Efendimiz. Kıyamette ben böyleyim. Şu uzun parmak Efendimiz buysa kıyamette şu bizim uzun parmağımız. Bak şu kadarcık bir fark kaç sene geçti Efendimizin vefatından? Yaklaşık 15 asır geçti. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın zaman algısı, zamana bakışı, Rabbimizin zamanla ilgili değerlendirmeleri şu kadar farkın 15 asır olduğunu bir defa gösterdi. Daha da ne kadar var onu da bilmiyoruz. Efendim işte bir deprem oluyor. Vay efendim faylar kopup geliyor yani. Ya bu kadar felaket tellal olmamızın bir anlamı yok. Kaldı ki kıyamet ne zaman? İşte ya bunu soracağımıza, kıyamet için ne hazırladığımıza bir baksak, kendi asıl işimizle, mevzumuzla meşgul olsak daha akıllıca değil mi? Efendimiz Aleyhisselam'a soruyorlar, ya Resulallah kıyamet ne zaman? Efendimiz diyor ki, kıyamete ne hazırladın? O sahabe Efendimiz de diyor ki, ya Resulallah çok bir hazırlığım yok. Ama diyor, Allah ve Resulünü canımdan çok seviyorum. Bir varsa sermayem bu. Efendimiz de buyuruyor ki, el mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir buyuruyor Efendimiz. Bu da önemli bir sermaye demek ki. Kimi seviyoruz? El hubbu lillah vel buzu lillah. Bak ahirete iman bize neleri konuşturtuyor değil mi şu anda? Allah için sevmek, Allah için buğz etmek, bütün bunların efendim hayatımızda gündem olması lazım kardeşlerim. Hocam kıyamet gel ya gelirse ne yap? Yapacak bir şeyimiz yok. Ama hepimizin bir kıyameti var şahsi olarak. Vefatımız hepimizin kıyameti kardeşlerim. Çünkü öldüğümüz zaman artık dünyayla eğer bir bize dua edecek hayırlı bir evlat bırakmadıysak, insanların faydalanacağı bir sadakayı cariye bırakmadıysak, kendisinden faydalanan bir ilim bırakmadıysak dünyayla irtibatımız kesildi artık. Kıyametimiz koptu tabiri caizse. O yüzden kıyamet şu zaman mı? Deccal ne zaman çıkacak? Mehdi Aleyhisselam ne zaman gelecek? Bunlar artık bir itikat, inanç meselesi haline gelmiş önemli konular. Biz bunlara inanıyoruz. Deccal de çıkacak, Mehdi Aleyhisselam da gelecek, İsa Aleyhisselam da yeryüzüne inecek. Biz bunlara inanmakla beraber ehl-i sünnet inancımız, alimlerimiz bize der ki, evet Mehdi Aleyhisselam gelecek ama bir Müslüman ömrünü Mehdi Aleyhisselam'ı beklemekle geçirmez. İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek. Buna inanıyoruz. Ama şu gün mü gelecek, şu tarihte mi gelecek, şu muydu, bu muydu? Şimdi bakıyoruz yine televizyonlarda, şurada, burada. Aman ya Rabbi, ne Mehdiler çıkıyor. Ya adam akıl hastası, babası diyor ki, benim bu evladım diyor, raporlu, deli bu adam. Etrafına 300 tane, 500 tane adam topluyor. Ben Mehdi'yim diyerek vur patlasın, çal oynasın, ömrünü geçiriyor. Ya biz niye böyle kolay tuzaklara, garip efendim girdaplara düşüp de kendimizi perişan ediyoruz? Ya Mehdi Aleyhisselam'ın kim olduğu, hangi şartlarda zuhur edeceği, yaşı, her şeyi belli. Bu insanların tarih boyunca da böyle olmuş maalesef. Günümüzde de istismarcı olduğu, para pul için bu işlere girdiği, hani bizim bir yumuşak karnımız tabiri caizse, affınıza sığınarak söylüyorum. Efendim çabuktan kurtulmaya çalışıyoruz. Bir kardeşimiz zamanında geldi dedi ki hocam, ben dedi çok günahkar bir adamım. Ben dedi ancak şehit olursam Cenab-ı Hak beni belki affedebilir. Ben Suriye'ye gidip savaşacağım. Suriye'de kimle savaşacaksın? Yani adam atan Allahu Ekber diyerek atıyor, ölen Allahu Ekber diyerek ölüyor. Müslüman mı öldüreceğiz yani? Bir karşımızda belli bir düşman var mı? Yok şimdi Gazze'ye gidelim hocam, şehit olalım. Bak vallahi samimiyetle söylüyorum. Keşke gidebilsek. Keşke o kardeşlerimizin
acılarına bir nebze ortak olabilsek, ben inanıyorum bu aziz milletimiz can vermekten, efendim malını bölüşmekten, onların derdini, kederini bölüşmekten hiçbir zaman geri durmamıştır. Yine de durmaz Allah'ın izniyle. Ya ama şimdi o ne güzel iş. Bu kadar günahı işle, hiçbir sorumluluğu yerine getirme. Peki senin eşin, çoluğun, çocuğun, vazifelerin, görevlerin, sorumlulukların ne olacak bunlar? Ya ben onları yapamam hocam, onlar benim için uzun işti yani. Benim gidip bir an önce şehit olmam lazım. Ya böyle kısa yoldan cenneti bulalım düşüncesi bizim Mehdi Aleyhisselam'ın rolüne bürünen nice affedersiniz sahtekarlara efendim yenik düşürüyor işte. Ne olacak? Mehdi Aleyhisselam'ın ordusuna katılacağız. Efendim savaşacağız, vuruşacağız, şehit olacağız, cennete gideceğiz. Ya bir dur bakalım Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman seni beni ordusuna alacak mı bakayım yani? Bakalım bir de kendi kıvamımıza, kalitemize bir bakalım bakayım. Şimdi aziz mübarek Ramazan günleri içerisindeyiz. Kur'an okuyalım kardeşlerim. Çok bir hareket görmüyoruz. Efendim işte camilerimizi böyle garip bırakmayalım. Sabah namazları özellikle, teravih namazları bak. Şurada 20 gün sonra arasak da teravih namazını bulamayacağız. Sayılı günler. Artık evveli rahmet, Efendimiz Aleyhisselam'ın tarif ettiği evveli rahmet kısmını ne yaptık? Ramazan-ı Şerif'in bitirdik. Şimdi mağfiret kısmındayız. Affedilme günlerindeyiz. Teravihler, hatmi şerifler, tesbihatlar, zikirler, sohbetler, efendim tefsirler, hadisler daha güzel ne yakışır Ramazan-ı Şerif'e? Efendim sabah namazı camiye iştirak edemiyoruz hocam. İşte şu veya bu sebeple. Ama Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki insanlar sabah ve yatsı namazlarının cemaatle kılındığı zamanki mükafatını bilselerdi, sürüne sürüne de olsa o sabah namazına, o yatsı namazına cemaate iştirak ederdi buyuruyor. Abdullah İbni Mektum, ya Resulallah iki gözü görmüyor bu sahabe efendimizin. Ya Resulallah beni camiye getiren bir arkadaşım vardı diyor. O dostum vefat etti. Benim de evim biraz camiye, mescide uzak. Eviyle cami arasında bir dere varmış böyle. Orayı geçemiyor gözleri görmediği için. Buyuruyor ki bana müsaade etseniz de bir sabah namazı için müsaade istiyor. İki gözü görmüyor. Sabah namazına müsaade etseniz de evimde kılsam. Biz olsak ne deriz? Ne münasebet canım? Senin iki gözün de görmüyor. Tek sen kıl da yani evinde kıl. Efendimiz ne cevap veriyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyorlar ki ey Abdullah ezanı duyuyor musun? Duyuyorum ya Resulallah. Sen bilirsin ama gelsen iyi olur buyuruyor Efendimiz. Çünkü o cemaate geldiği zaman ne kazandığını Efendimiz Aleyhisselam görüyor kardeşlerim. Biz de görsek, ah şu gözümüzdeki periler bir kalksa, o camiye cemaate geldiğimiz zaman, o zekatı verdiğimiz zaman, o orucu tuttuğumuz zaman, hemen karşılık olarak ne veriliyor onu bir görsek, bizi böyle zorlasalar daha oruçsuz günümüz geçmez. Ya sen uyu arkadaş, uykusuzluktan öleceksin deseler yine o sabah namazına camiye iştirak ederiz. İşte bütün bunlar kardeşlerim ahirette, kabir aleminde tabii öncelikle, kabir aleminde, ahiret yurdunda bize azık olması için. Mesela Kur'an-ı Kerim'i öyle okumalı, ona öyle hürmet göstermeli, onunla öyle hemhal olmalıyız ki yarın bir gün ya Rabbi bu kavim beni terk etti, beni bir köşede bıraktılar diye bizden şikayetçi olmasın. Bizim için şefaatçi olsun inşallah. Allah Resulü Aleyhisselam'ın izini öyle takip etmeliyiz ki kardeşlerim, bütün bu günahlarımız, eksikliklerimiz, bütün bunlarla beraber bir de Allah Resulü Aleyhisselam bizim hakkımızda derse ki ya Rabbi bunlar benim ümmetim ama benim sünnetimi terk ettiler, benim yolumu terk ettiler. Ben de bunlardan şikayetçiyim derse ne yaparız kardeşlerim, halimiz ne olur? O zaman Allah Resulü Aleyhisselam'ı, onun hadis-i şeriflerini, sünnet-i seniyyesini adım adım takip etmemiz lazım. Şimdi bir ayet-i kerimeyi de paylaşayım yeri gelmişken. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ اَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ وَاِنَّ فَر۪يقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Ehli kitaptan bahsediyor Rabbimiz. Ya, ey Allah'ın Resulü, ey Resulüm, Rabbimiz öyle sesleniyor. Onlar seni oğullarını tanıdıklarından daha iyi tanıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam ehli kitap kendi evlatlarını tanıdıklarından daha iyi tanıyorlar. Biz peki Allah Resulü Aleyhisselam'ı tanıyor muyuz kardeşlerim?
gerçek manada. Hocam işte ben biliyorum ismi Muhammed Aleyhisselam, babası Abdullah, annesi Amine, efendim işte amcası Ebu Talip, 571'de Mekke'de doğdu, 622'de hicret etti, 632'de vefat etti, 630'da Mekke'yi fethetti. Ya bunu kastetmiyorum, bunu zaten bizim çocuklarımızın da gençlerimizin de bileceği zaruri bilgiler bunlar zaten. O bizim Resulümüz yani. Böyle bir tanımayı kastetmiyorum. Allah Resulü Aleyhisselam yolda nasıl yürüyordu? Alışverişi nasıldı? Komşuluğu nasıldı? Nasıl bir babaydı? Nasıl bir evlattı? Efendim nasıl bir idareciydi? Nasıl bir efendim komşuluğu nasıldı? Dostlarıyla münasebetleri nasıldı? Onun güzel ahlakından bahsediyorum. Şimdi araba kullanırken yayalara zulmediyoruz. Yayayken şoförlere zulmediyoruz. Hele bir de böyle iftar vakti filan, ben bunu hiç ömrüm boyunca anlamadım kardeşlerim. Anlayan biri varsa biri izah etsin bana. Şimdi Ramazan'da sanki bana oruç tutuyor adam. Beyefendi çok sinirleniyormuş yani. İftar vakti, ya ne olur iki dakika sofraya ekmeğimiz geç gitse olmaz mı yani? Kıyamet mi kopar? Geç de gitmiyoruz da Allah! Hem Ramazan'dayız hem iftar vaktindeyiz. Yani duaların tam böyle kabul olduğu bir vakitte, vay efendim senin sırandı, benim sıramdı, senin arabandı, benim arabamdı, ağza alınmayacak cümleler, kavgalar, gürültüler, yaralamalar, öldürmeler. Demek ki şeytan boş durmuyor değil mi kardeşler? Hacca gidiyoruz, umreye gidiyoruz, adam ihrama bürünüyor, ölmüş yani. Fiziki olarak ölmemiş ama manevi olarak ölü gibi. Bazen konuştuğu cümlelere bakıyoruz hacı abinin. Diyoruz ki hacı abi sen buraya gelmesen daha mı iyiydi sanki yani? Ya hocam böyle oldu. Ya hayır sen öldün artık ya, ölüsün. Ölü adam kavga etmez. Ölü adama kötü bir şey söylesen cevap verebilir mi? Veremez. Bu ihramı niye giydik? Bu Kabe'mize niye geldik? Niye hacı oluyoruz? Hacı olmak için, hacı kalmak için niye bu kadar çabamız var kardeşlerim? Nefsimizin istek ve arzuları bize böyle ahireti, hesabı, mizanı, bunları unutturursa Allah korusun perişan oluruz. O zaman şöyle olur. Anneye babaya öf bile deme diyen bir dinin mensubu olarak annelerimize babalarımıza akla hayale gelmedik zulümler yaparız. Efendim filanca marka ayakkabıyı aldın, tamam benim annem babamsın. Filanca arabaya bindirdin, annem babamsın. Bunlar yoksa ne annemsin ne de babamsın. Böyle oldu mu şimdi bu ayeti kerimeye, hadis-i şerife, din-i mubin-i İslam'a uygun bir bakış açısı mı kardeşlerim? Asla değil. Evlatlarımıza, oğlum sen şunu oldun, bunu oldun, tamam benim oğlumsun, kızımsın. Ama sen efendim bir kenarda durdun, başkalarının oğulları şöyle oldu, kızları böyle oldu, sen benim oğlum, kızım değilsin. Ya böyle bir şey yok kardeşlerim. Eğer Rabbimizin emri hayatımızda hakim olmazsa, ez cümle, Efendimiz Aleyhisselam'ın yolunu, sünneti, seniyyesini takip etmezsek, nefsimiz bizi alır, tabirimi mazur görün, bizleri yerden yere vurur, dünyada ahirette rezil rüsva eder, bizi perişan eder kardeşler. O yüzden ahirete inanan müminler olarak zerre kadar hayrın ve şerrin karşılığını göreceğimize inanan müminler olarak kardeşlerim, hayatımız ona göre yaşayalım. Bu Ramazan-ı Şerif'i bir fırsat görelim. Rabbimizin kelamıyla aramızda mesafeler varsa bunları bir an önce kaldıralım. Efendimiz Aleyhisselam'ı evimize davet edelim. Soframıza davet edelim. Onu hayatımıza davet edelim ve inşallah ahirette yüzü gülen, Rabbimizin sevdiği, seçtiği, razı olduğu kullarından olalım. Cenab-ı Hak hepinizden, hepimizden razı olsun. Rabbimiz Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Yüce Rabbimiz bu kardeşlerimizin maddi ve manevi kurtuluşlarına bizleri vesile eylesin. Rabbimiz bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Yüce Rabbimiz bütün geçmişlerimize rahmet ile muamele eylesin. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet ve âli eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tegabbel minna veşfi merdana verham mevtana bi hurmeti sirri suretil Fatiha.